Merhaba arkadaşlar, ben matematik öğretmeniniz Sayın. Bu videomuzda sizlere EIS föylerinin 18. 19. ve 20. föylerinin arkasında bulunan soruları çözeceğim arkadaşlar. Bunlar bir adım ötesi ve fen lisesi için ayrı yazılmış sorulardan oluşan bölüm arkadaşlar. Evet, şimdi 18. föyün arkasındaki soruları çözmeye başlıyoruz arkadaşlar. Şimdi bu soruda arkadaşlar çok terimlisinin baş katsayısı 3 olan üzerinden bir polinom olduğuna göre A artı B toplamı kaçtır diyor. Baş katsayısı 3'müş arkadaşlar. İkinci dereceden olacakmış ama ikinci dereceden derecesi 3, A'nın değeri eksiklidir. Bu durumda baş katsayısı da 3 olacağına göre o zaman ikinci dereceden bu ifadenin x karenin önündeki sayıyı alıyoruz arkadaşlar. Eksi B artı 4 diye alıyoruz. Bunun bütünlüğünü aldık. Diyoruz. Eksi B eşittir eksi 1'e. B'nin değeri 1 geldi. A'nın değeri eksi 2 geldi. A ile B'nin toplamı eksi 1 yapar arkadaşlar. İfadesi bir polinom olduğuna göre bu polinomun derecesi en fazla kaç olabilir diyor. İfadesi bir polinommuş. Arkadaşlar bu polinomun derecesi en fazla kaç olur? 18 bölü n. 18'i bölen sayılar arkadaşlar. Burada da n eksi 3 var. N eksi 3 n kimden büyük olacak arkadaşlar? N eksi 3 0 ve 0'dan büyük olacak. N 3'ten büyük sayılar veriyoruz. N'e 3 verdiğimiz zaman arkadaşlar burası kaç oldu? N'e 3 verdiğimiz zaman polinomun derecesi 18'i 3'e bölün 6 olur. N'e 3 verdik. 18'i bölen sayılar başka kim var? N'e eşit efendim kaç verebiliriz? 18'i bölecek şekilde N'e 6 verebiliriz arkadaşlar. N'e 6 verdiğimizde burası 3 oldu. N'e 9 verdiğimizde burası kaç oldu? Polinomun derecesi kaç oldu arkadaşlar? N'e 9 verdiğimizde de arkadaşlar şuraya bakın. Bu polinomun derecesi. Şimdi burada n'in iki farklı değeri var. N 9 verdiğimizde buradaki derece 6 oluyor bakın. Burada n'e 9 verdik. Bu terimin derecesi 3 oldu. Pardon 2 oldu. Burası da 2 oldu. Şunun derecesi 2 oldu. N'e 9 verdiğimizde de bunun derecesi 6 oldu bakın. Buradan 6 geliyor. N'e 6 verdiğimizde bunun derecesi 3 olmuştu. Terimin derecesi 3. Bunun terimin derecesi kaç oluyor arkadaşlar? 18'i 6'ya böldük. 3 oldu. Şimdi n'e kaç verebiliriz arkadaşlar? 18 verebiliriz. N'e 18 verdiğimiz zaman bunun derecesi 1 oldu. Şu terimin derecesi de 17 oldu arkadaşlar. Bakın. 18 pardon. N'e 18 verdiğimizde bunun derecesi de 15 oldu. N'e 18'den fazla sayı veremeyiz. Bu polinomun derecesi en fazla 15 olur arkadaşlar. Güzel bir soru arkadaşlar. Her iki terimin de derecesini ne yapmak zorundasınız? İncelemek zorundasınız. N'e verdiğiniz değerler itibariyle buradaki dereceyle buradaki dereceye bakacaksınız. En büyük olan da polinomun derecesi oluyor zaten. Şimdi bu ifadeye bakalım. P ise Qx birbirine eşit arkadaşlar. P ise Qx polinomları birbirine eşitse arkadaşlar şuradan yapabiliriz. P'nin birdeki değeri, Q'nun birdeki değeri birbirine eşittir diye bir düşünebiliriz mesela. P'nin 1'deki değeri kaçtır? P'nin 1'deki değeri diyelim. Q'nun 1'deki değerine eşittir. Buradan bunu yapabiliriz arkadaşlar. P'nin 1'deki değeri kaçtır? P'nin 1'deki değerini bulalım. Kaç oldu burası arkadaşlar? Bir de 2 için yaparız bunu arkadaşlar. 1 için yaptık. Eksi 1 için de yapabilirsiniz bunu. Evet. B'ye 1 verelim arkadaşlar. Burası kaç oldu? 4 eksi 6 artı c eşittir. Q'nun 1'deki değeri. Q'ya 1 verdiğimizde burası sıfırladı. B artı 4 kaldı arkadaşlar. B artı 4. Bunlar birbirine eşit. Bir de buradan ne geliyor? Arkadaşlar P'ye 1 verdik. P'ye 1'e kaç verelim? 0 versek. P'ye 0 verdiğimiz zaman de 0 deneyelim. Q'nun 0'daki değerleri birbirine eşittir. 0 verdiğimizde c eşittir. 0 verdiğimizde 0 verdik. C eşittir. A eksi 1 artı 4 oldu. Şimdi buradan A artı 2B'yi istiyor bizden arkadaşlar. Bu eşitlikten kaçı bulduk? 4 eksi 6 eksi 2 artı C bulduk. Burada da B artı 4 geldi arkadaşlar. Yani bu C eşittir. B artı 6 oldu. C'nin değeri B artı oldu. Buradan da ne geldi arkadaşlar? C'yi bir de burada ne bulduk? A artı 3 bulduk. Evet. C'leri
C'yi böyle bulduk. P'ye 0 verdik. Bir de eksi 1 verelim. Bir şey fark etmez yani. Eksi 1 verdiğimiz zaman Q'nun eksi 1'deki değerini de bulalım. Eksi 1 verdiğimiz zaman 4 artı 6 artı C eşittir. Q'nun eksi 1'deki değeri 2 verdik. 4 çarpı A eksi 1 geldi. Eksi 1 verdik. Eksi B artı 4 de buradan geldi arkadaşlar. Burası kaç yaptı? 10 artı C 4A eksi 4 B artı 4 geldi. Bunlar birbirini götürdü. 4A eksi B eşittir. Artık buradan ne geliyor? Bir denklem daha bulduk. Evet. C'yi bir de burada farklı bulduk. C kaç geliyor? Şuradan bunları eşitleyebiliriz. Ya şuradan yapabiliriz. Fark etmez. 10 artı C eşittir. 4A eksi B diye yazdık. Evet arkadaşlar. A eksi B artı 10C dedik. Ya da şu denklemlerden burayı bulalım arkadaşlar. C eşittir. B artı 6 demiştik. C'nin yerine ne yazarım arkadaşlar? Buradan getirelim. C'nin yerine B artı 6 yazalım. 10 artı B artı 6 eşittir 4A eksi B. Bunu attık buraya. Eksi 2B geldi. 4A eksi 2B eşittir 16. Buradan da bunları birbirine eşitleyelim arkadaşlar. B artı 6 eşittir A artı 3. B artı 6. O zaman B'nin yerine ne yazalım? A eksi 3 yazalım. B'nin yerine de A eksi 3 yazarsak eksi 2A artı 6 eşittir 16. 2A eşittir 10. A'nın değeri 5'tir arkadaşlar. B kaçtır? 5'ten 3 çıktı 2. C'nin değerini bulalım. C'nin değeri de kaç geldi arkadaşlar? C'yi de buradan buluruz. A'yı 5 bulduk. B'yi 2 bulduk. C'yi bulalım. C de kaçtır arkadaşlar? A ile 3'ün toplamı 8'dir. C'yi de 8 bulduk. Bu ifadenin açılımını istiyor. A 5'tir. B 2'dir. 4 oldu. C'de 8'dir. Eksi 8. 9'dan 8 çıktı. 1 kaldı. Arkadaşlar bu biraz uzadı. Evet bunu kabul ediyoruz. Bu yöntemlerden biri. İsterseniz diğer yöntem de şudur. X eksi 1'in karesini açarsınız. İkisi terimleri toplarsınız. Bunları birbirine kasır olarak eşitlersiniz. Bu da diğer bir yol. Yani hangini tercih ederseniz onu da kullanabilirsiniz arkadaşlar. Evet. Diğer sorumuza geçelim arkadaşlar. B'nin x gördüğümüz yere a verdik. B gördüğümüz yere 3 verdik. A artı 3 eksi 5 eşittir 6. A'nın değeri 8'dir arkadaşlar. Polinomun derecesi 8 olduğuna göre diyor arkadaşlar. Polinomun derecesi 8'miş. P 1 eksi 1. Polinomun derecesi 8 ise M'ye 3 veririz arkadaşlar. Burada derece 5 oldu. M'ye 3 verdiğimizde ne oldu? Burası eksi 4 oldu arkadaşlar. 3 4 ise P'nin 1'deki değeri de eksi 1'deki değeri ise 1 veriyoruz arkadaşlar. P 1 eksi 1'i bulmak istiyorsak 1 verdik. Y'ye eksi 1 verdik. Buraya eksi 3 oldu. Y'ye eksi 1 verdik. Eksi 1'in küpü eksi 3 oldu. X 1'di. Y eksi 1'di. Burası 1 oldu arkadaşlar. İse y'nin çarpımı eksi 1. Bakın burada eksi 4 var. Bunların çarpımı eksi 1 artı 4 de buradan geldi. 5 artı 3 2 yapar. Evet, bu da sıfır polinomu olduğuna göre arkadaşlar bu da sıfır polinomu. Her şeyi sıfırlayacağız burada. Bakın sıfır polinomu olduğuna göre a eksi 2 x kare b eksi 1 y kare artı b eksi y'nin karesi açacağız arkadaşlar bunları. A eksi 2 x kare artı b eksi 1 y kare. Bunu açarsak arkadaşlar a artı b bir x kare gelecek. Bir tane gelecek. Eksi 2 ab gelecek. Ne gelecek? Bir de ne geldi? AB y kare geldi. Artı bir de ne geldi? Şu terimi de şuraya yazalım arkadaşlar. Şu terim de buraya geldi. A ise B B ise y geldi. Sıfır polinom arkadaşlar. X kare terimlerin katsayıları birbirini götürecek. Bakın burada artı B vardı. A artı B ne oldu? 2A artı B eksi 2 sıfır olmalı. Sıfır polinomunda b eksi 1
artı b eksi 1 ile bunu topladığımızda a artı 2 b artı 2 b eksi 1 eşittir 0 olacak. Bir de cl var arkadaşlar. C'leri de buradan ne gelecek? X y'li terimler eksi a eksi b artı 2 c eksi 2 a eksi 2 b'nin toplamı 0 olacak. Evet arkadaşlar, buradan a'yı b'yi bulalım. Bunu aşağıya kaça çarpalım? Eksi 2 ile çarpalım. A'la gitti. Eksi 4 b oldu. 1 b ile topla. Eksi 3 b oldu. Eksi 3 b artı 2 artı 2 eksi 2 ile topla 0 oldu. B'nin değeri 0 geldi arkadaşlar. B 0. B 0 ise a'nın değeri de 1'dir arkadaşlar. A'da 1 geldi. B'ye 0 verdik. Bakın bunlar sıfırladı. A da 1'dir. 1 oldu. C, A'ya 1 eksi 2 eşittir 0. C eşittir 1'e. C'nin de 1 bölü 2 geldi arkadaşlar. C 1 bölü 2. A'mız 1. 1 çarp 1. B de 0. Cevap Deniz arkadaşlar. İşlemi bu şekilde buluyorsunuz. Evet arkadaşlar. 18. köyün sorularını çözdüm. Bunlar da uğraştırıcı sorular. Evet, şimdi 19. köyün sorularını çözerim arkadaşlar. Şimdi Px polinomu verildiğine göre Px polinomu aşağıda hangisi de diyor. Px polinomunu yazalım arkadaşlar. Ax kare artı Bx artı C diye polinomu yazıyoruz. Ne yaptık? X gördüğümüz yere Px eksi 2 yazalım arkadaşlar. Px eksi 2 A çarpı x'in karesi artı B çarpı x eksi 2 artı C diye yazdık. Ve Px artı 2 yazalım arkadaşlar. A çarpı x artı 2'nin karesi artı b çarpı x artı 2 artı c. Bunu açalım. X kare, yani a x kare oldu. Eksi 2 a eksi 4 x geldi arkadaşlar. Bunun açılımından. O zaman eksi 4 a x geldi. Buradan da ne geldi? 4 a geldi. Buradan b x geldi. B artı c geldi. Açılımından a x kare. Buradan ne geldi? 4 a x. 4 a x artı 4 a geldi. B x geldi. B artı c geldi. Bunları topluyorum arkadaşlar. 2 a x kare geldi. Bunlar birbirini götürdü. Ne geldi? 2 b x geldi. 8 a. Buradan ne geldi? Eksi 2 b gelmişti. B'ler birbirini götürdü. Burada da 2 c kaldı. Artı 2c kaldı. Bu ifade kime eşittir? Eksi 8x artı 8 eşittir. A'nın değeri 1'dir. A'nın değeri 1'dir. B'nin değeri 4'tür. A 1'dir. B'nin değeri 4'tür arkadaşlar. A 1, B'nin değeri 4 geliyor. Evet arkadaşlar, buradan bir hata yapmadıysak 2b, evet eksi 2b'ler gitti, 2c kaldı. 2ax kare, buradan 2bx kaldı. 8a, 4a, 8a artı 2c, 8a artı 2c eşittir 8 gelecek. A'nın değerine 1 verdik. Buradan eksi 8, eksi 8x eşittir 2b'ye, b'nin değeri eksi 4 geldi arkadaşlar. B'nin değeri x4. x4 bulduk. 8a artı 2c eşittir 8'e. Evet arkadaşlar, buradan a'ya 1 verirsek c'de 0 geliyor. O zaman bu ifadede ne geldi? A 1, b eksi 4, c 0. O zaman px polinomu x kare eksi 4 geldi. Evet, uğraştırıcı sorulardan biri de bu arkadaşlar. Evet, Px polinomun katsayıları toplamı. Px polinomun katsayıları toplamı ne demek? P1 arkadaşlar. Q-1 polinomun sabitlerim. Bu polinomun sabitlerimi deyince x'e 0 versin. Q'nun -1'deki değerine eşitmiş. P'nin 1'deki değerini bulun arkadaşlar. P'nin 1'deki değeri de a artı 4 artı b. Q'nun -1'deki değeri de 3 artı 2 artı 5. Q'nun -1'deki değeri de burası 10 oldu. A artı B'nin toplamı da 6 geldi arkadaşlar. Buradan da A artı B'yi 6 olarak buluruz.
Arkadaşlar bu açılım nedir? Bu da bu ifade 0, 2, 4 çift dereceli terimlerin katsayıları toplamı. Neydi? P1 P-1 bölü 2 idi arkadaşlar. Çift dereceli terimlerin katsayıları toplamı buydu. P'nin 1'deki değeri 1 verdik arkadaşlar buraya. 1 verdiğimiz zaman -2'nin 8. kuvveti. -2'nin 8. kuvveti. P'nin -1'deki değeri -1 artı 1 gitti. Burada yine -2'nin 8. kuvveti geldi arkadaşlar. Bölü 2. Evet arkadaşlar bu da 256, 256, 512, 2'ye böl 256 gelir. Bu kasayla toplamda 256 gelir. Evet. Bu kasayla toplamı 27'ymiş. XSG'ye 1 veriyorsunuz arkadaşlar. 1 verdiğinizde 1 artı 2M eksi 3M artı 1 artı buraya 7 geldi. 27. Burası kaç olacak arkadaşlar? 27. 8 eksi m eşittir. 8 eksi m'nin küpü 27 ise m'nin değeri de 5'tir arkadaşlar. M de buradan 5 gelir. Bu konumda x gördüğümüz üzere x artı 1, y gördüğümüz üzere y eksi 2 yazacağız. X artı 1 çarpı y eksi 2 eksi 2 çarpı x artı 1 artı 3 çarpı y eksi 2 diyelim burada. X ile y'yi çarptık. Eksi 2x artı y eksi 2 eksi 2x eksi 2 3y eksi 6. X yerli terim bir tane var. Eksi 2x eksi 4x artı 4y var. Bunların toplamı da eksi 10 oldu. Evet, cevap arkadaşlar bunu da. X'e bunun sabit terimi 4. Sabit terimi deyince X'e Y'ye 0 veriyorsunuz arkadaşlar. Bu durumda B artı 3, B'nin değeri 1 gelir. Bu X'e Y'ye 0 verdiğinizde B artı 3 kalıyor. O da 4 olacak. B'nin değeri 1 olacak. Kasayla toplamı 0. Yani kasayla B1, 1, 0 olacak. 3, eksi A, eksi 1, eksi 1 artı 4 eşittir 0 olacak. Buradan 4, 2 kaldı. 5, A nedir de 5 gelir arkadaşlar. A 5'tir. B de 1'dir. Toplamlar 6 yapar. Cevap edin arkadaşlar. Evet, 19. föyü bitirdik arkadaşlar. 20. föyümüze geldik. Arkadaşlar 20. föyde P(x) polinomu Q(x) polinomuna bölünüyor. Şimdi bakın burada P(x) polinomu Q(x) polinomuna bölünmüş arkadaşlar. Bölüm 2. Q'yu P'ye böldük arkadaşlar. P(x) polinomu nedir? Mesela şimdi P(x) polinomu şöyle yazabiliriz. P(x) polinomu ne oldu? 2QX 4X artı 6 şeklinde yazılır arkadaşlar. Buradan PX 4X eksi 6 bölü 2 işte QX polinomu olur. Biz QX polinomunu kime bölüyoruz arkadaşlar? PX'e bölüyoruz. QX'i PX'e bölelim. Arkadaşlar bunu kalanı bulalım. QX'i PX'e böldük. PX polinomu X bölü 2 artı 2x eksi 3 oldu. Bu ne oldu? QX polinomu. QX polinomu P'yi ise bölelim arkadaşlar. Buna tam bölünür. Bölündü. Kalan nedir arkadaşlar? Şurası da kalandır arkadaşlar. Yani kalan da bu olacak. Yani P'si QX'e bölelim. Şöyle bölelim. P'yi ise bölelim arkadaşlar. Kaç defa var? 1 bölü 2 var. 1 bölü 2 verdiğinizde 1 bölü 2 P'yi kalan otomatikman 2 oluyor. Bakın. 1 bölü 2 verdiğinizde P'yi bölü 2 oldu. Kalan da 2 eksi 3 oldu. Cevap burada arkadaşlar. Da güzel bir soru. Evet. P(x) polinomu. Evet arkadaşlar bu polinom buna bölmüşüz. Kalan 2x'miş. Bu polinom buna böldüğümüzde bir bölüm olsun. P(x) polinomu buna bölündüğünde kare eksi 5x artı 6 dedik. Bir bölüm olsun. P(x) olsun. Kalan da 2x'miş arkadaşlar. P'nin 3'teki değeri kaçmış arkadaşlar? P'nin 3 ile bölümden kalan 4'müş. P3 4'müş. P2 de kalanı soruyor. P2'nin kalanını soruyor. P'nin 3'teki değeri kaçtır arkadaşlar? 3 verdiğimizde burada 0 oldu. 3 verdik. 6 eksi A. 0. A'nın değeri buradan 6 gelir. P'nin 2'deki değerini istiyor. P2 verdiğimiz zaman P'nin 2'deki değeri burada 0'ladı arkadaşlar. Bakın burası 0 olur. 2 verdiğinizde 10 eksi 10 0 oldu.
4 eksi a kalır. A'nın değeri 6'ydı arkadaşlar. Buradan a'yı kaç bulmuştuk biraz önce? X kaçtı? A idi. Değeri 6 eksi a eşittir 0. 0 eşit olacak. A'nın değeri 6 geldi. Evet. 4 eksi 6 B'nin kaçtaki değerini istiyor arkadaşlar bizden. Bakalım buradan tekrar yapalım arkadaşlar. 2x eksi a'ymış. Px ile bölümden kalan 4. Bunu 4'e eşitleyeceğiz arkadaşlar. 4'e eşitleyelim. Şöyle biraz önce 4'e eşitleyeceğiz. Yani şunu 4'e eşitleyelim. Biz 0 eşitledik. Hata yaptık. Bunu düzeltelim arkadaşlar. B'nin 3'teki değerini. B'ye 3 verdiğimizde burada kaç oldu? 0 oldu. A 3 ile bölümden kalan 4'müş. A buradan A'nın değeri 2 gelir arkadaşlar. B'nin 2'deki değerini istiyor. 2 verdiğimizde burası sıfırladı. 0 oldu. 4 eksi A. A'nın değeri 2 idi. 4'ten 2 çıktı. 2 kalır arkadaşlar. A'ya 2 verdik mi? 2'dir. Cevap burası arkadaşlar. Orada da. Arkadaşlar burada ne yapacağız? Bakın bu polinom olması için bir defa eksi m artı 3 ne olmalı arkadaşlar? Sıfırdan ne olacak? Burada sıfırdan büyük olacak. M'ye burada arkadaşlar 3 verebilirsiniz. Eksi 3 verebilirsiniz. 2 verebilirsiniz. M'ye burada 4 verebilirsiniz. Ama M'ye burada ne vermek zorundasınız arkadaşlar? Eksi 1 vermek zorundasınız. O zaman şu 3'ün ortak çözümü M'ler sıfırdan küçük olmak zorunda arkadaşlar. Bakın M burada 4 kurtarır. M'yi ama bu 4 burada kurtarmaz. Eksi 4 olur. Eksi 1'in eksi 4. kuvveti polinom olmaz. İsim kuvveti hiçbir zaman eksili bir değer olmaz arkadaşlar. Doğal sayı olacak. Dolayısıyla m'ler sıfırdan küçük olmak zorunda. Şimdi x 2 ile bölümden deyince buraya 2 verdiğinizde 0 üzeri x m artı 3 oldu. 0 verdiğinizde eksi 1 üstü pardon 2 verdiğinizde burası 1 kaldı arkadaşlar. 1 üstü eksi m. Birin kuvveti ne olursa olsun 1'dir arkadaşlar. Bunu hesaplamaya gerek yok. 2 verdiğinizde eksi 1 üstü m artı 4 kaldı. M'ye sıfırdan küçük sayı veriyoruz. Buranın sıfır olmasını istiyoruz arkadaşlar. Şimdi burası zaten sıfır. M'ye sıfırdan küçük sayı verdiğimiz zaman sıfırın bütün kuvvetleri pozitif olduğu için sorun yok. Burada gitti zaten sıfır oldu. Birin bütün kuvvetleri bir yapar. Dolayısıyla eksi bir üstü eksi m artı 4'ün buranın eksi olması lazım arkadaşlar ki 1 ile topladığınızda sıfır olsun. O zaman m tek sayı olacak. Bakın m tek sayı olacak. O zaman negatif tek sayı olmak zorunda b'nin değeri de şey pardon m'nin değeri. Negatif tek sayı 1 verdiğinizde pardon eksi 1 verdiğinizde buraya 5 oldu. Eksi 1'in 5. kuvveti gelir. Toplamlar arkadaşlar. 3 sorumuza bakalım arkadaşlar. Px polinomunun P'nin x 3 polinomu x artı 1'e bölümden kalan tam bölünüyor. O zaman eksi 1 verdiğinizde px 4 sıfırdır diye anlayacağız. P'nin x 3 verdiğinizde p 0 eşittir 0 olacak. P bizden diyor ki P'nin 1 verdiğimizde P1 kaçmış? 15'miş arkadaşlar. Bu polinom buna bölümden kalan 15 ise bize ne istiyor? P'nin 2'deki Px polinomu x2 ile bölümden kalanı istiyor. Şimdi arkadaşlar bunlar polinomun sıfırları. O zaman sıfırlar bir çarpandır. Px polinomunu hatırlayalım. Sıfırları polinomun çarpanlarıdır. Başka bir başka sayı koyacağız. Polinomun başka sayısını bilmediğimiz için. Sıfırlarından biri x'e 0 verdiğimizde 0 olursa bu polinomun çarpanından bir tanesi x'tir. Bir tanesi x artı 4'tür. O zaman P'nin kaçtaki değerini diyoruz? 1 diyeceğiz. P'ye 1 verdiğimiz, x'e 1 verdiğimizde 5A eşittir 15 geldi. A'nın değeri 3'tür arkadaşlar. A 3'tür. P'x polinomu ne oldu? 3x çarpı x artı 4 oldu. P'nin 2'deki değerini istiyor. P2 verelim arkadaşlar. 6 çarpı 6, 36 gelir. P'nin 2'deki değeri de 36 gelecektir arkadaşlar. Cevap Edirne. Evet arkadaşlar. Şimdi bu polinom derece sorusuna geldik. P'nin derecesine m diyelim arkadaşlar. Q'nun derecesine n diyelim. Bu iki polinom çarpılıyorsa çarpım durumunda dereceler ne olur? Toplanır. M artı n'nin toplamı 20'dir arkadaşlar. Bunlar da bölünüyor. M eksi n de kaçtır arkadaşlar? 4'müş. Bunları birbirine götürelim. M 24. M'nin değeri 12 olur. N'nin değeri kaçtır arkadaşlar? 8'dir. Şimdi arkadaşlar P'nin küpünü alıyor. P'nin derecesi kaçtır? 12. P'nin derecesi 12. Küpünü aldı mı? P, bunun derecesi 36 olur.
Q'nu da x gördüğümüz yere 4 koyduk, 32 oldu. Ve bu polinom buna böldüğümüzde derecesi ne olur? 36'dan 32 çıktı. 4 olur arkadaşlar. Polinomun derecesi de buradan 4 gelir. Şimdi arkadaşlar buna bakalım. Bir koordinat sistemi gerçek sayılarda tanımlı. Y, x polinom fonksiyonun grafiği şekildeki gibi, gibidir diyor bize. Evet arkadaşlar bu f'in polinom fonksiyonu diye düşündük. F'in 2'deki değeri kaçtır? 2. Yani polinomun x-2 ile bölümünden kalan 2'dir diye düşünebiliriz. Polinomun f(x) polinom fonksiyonu x-2 ile bölümünden kalan 2'dir. F'in 2'deki değeri kaçtır? 2'dir. Doğru mu? Doğru. Efendim x ile bölümünden kalan fonksiyonun sıfırdaki değeri 2. Sıfırdaki değeri de kaçmış? 2'dir. X ile bölümünden kalan 2'dir. Bu da doğrudur. Artı 1 ile bölümünden kalan 2'dir diyor. Hayır. X eksi 1 ile f'in eksi 1'deki değeri kaçtır diyeceğiz. Kaçtır? Sıfırdır. Eğer x artı 1 ile bölümünden kalan 0 deseydi doğru olacak. O zaman 1 ve 2 doğru arkadaşlar. Cevap C arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bu videomuzda da 18, 19, 20. Föylerin arkasında bulunan zor sorular dediğimiz bir adım ötesi ve fen lisesi için hazırlanan özel soruları burada size ayrı bir videoda çözmüş bulunmaktayız. Bunları kendiniz bir sefer daha çözmenizde fayda var. Kendiniz bir sefer daha çözerseniz iyi olur arkadaşlar. Şimdilik hoşça kalın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.